senin için daha doğrusu milyonların seyretmesi mi daha önemli? Onun kaygısı mı mesela daha çok yükseliyor? Yahut da hani burada işte misafirler var, işte konuklar var. Ne olacak, neler olacak? Burada bir aksilik çıkacak mı? Evet, muayeneye başlayalım. Şimdi mesela biz ikimiz muayenesini yapalım. Bazen böyle tercümeler oluyor hocam bende. Böyle damla damla. Yok, gerçekten bunu merak ederim. Yani acaba hani böyle milyonlarca insan seyrettiği için mi mesela insan kaygılanır? Yahut da hani ya birincisi benim öyle bir kaygım yok açıkçası. Öyle mi yansıdı yoksa ekrana ya? Evet, panik oldum şimdi. Öyle bir kaygım yok açıkçası. Ama şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Ben sahnede yapan, tiyatro oynayan, oyunlarda da oynayan biriyim. Tek kişilik gösteriler yapıyorum. Ben hiç onu düşünmem. Yani ne burada izleyenleri ne de ekranın arkasında izleyenlerin o anda meraklı gözlerle beni izlediklerini yok sayarım. Onların varlığına saygı duyarım ama yok sayarım. Çünkü yani eğer onları düşünecek olursam bir sunum yaparken bu sefer heyecanlanacağım ve bu durumun beni heyecanlandıracağını bildiğim için. İşte orada bir performans kaygısı, işte sosyal fobi ile alakalı durumu tanımlamaya normal başlıyor. Normal miyim hocam? Yani ben 2-3 haftadır gözlüyorum. Çok bir ekstra bir şey görmedim. Çok ama tabii terapinin ilerleyen seanslarında bazen hiç görmediğimiz şeyler ortaya çıkabiliyor. Bugünkü görüşmenin sonunda isterseniz böyle bir ufak bir tanılama süreci yapalım de yaşayalım. Hocam. Şimdi bu tür bir ortamda özellikle bir sunum yapmak gerektiğinde ya da mesela çocukların işte çocukken okul yıllarında bir şiir okumaları gerektiğinde ya da bir tiyatro oyununa çıkıp oynamaları gerektiğinde ya da mesela hani hep bizde adettir ya, yavrum çık oyna işte amcalar teyzeler falan filan, hani çıkıp onların önünde bir herkes ona bakarken bir performans göstermesi gerektiğinde klasik ve genel söylem içerisinde insanın dikkatler üzerindeyken ya da dikkatler benim üzerimde diye düşündüğü anlarda bir performans göstermeye dair hissettiği kaygıdır temeli bu işin. Ve bu kaygıyla birlikte ortaya çıkan mesela biraz evvel boncuk boncuk terlemeden bahsettiniz. Evet. En sık görülen belirtilerden bir tanesi yüz kızarmasıdır. Bir tanesi terlemedir. Titreme. Titreme halidir. Nefesin daralması, böyle sanki nefes alıp doyamayacakmış gibi bir haldir. Ve o yoğun sıkıntı haliyle birlikte kişinin konuşurken bazen sesinin yavaş yavaş azalması ve bir yerde tıkanıp kalması. Ya. İnsanlar ona bakarken rezil oldum, eyvah bu insanların karşısına bir daha nasıl çıkacağım gibi bir endişeli hali vardır. Bu durumun tanımı aslında. Ama ortaya çıkan temel bir şey var. Tekrarlama durumlarında acaba nasıl tekrar çıkarım kaygısı olur. Mesela bu bir sunuş yaparken bir tıkandınız varsayalım, inşallah hiç olmaz öyle bir şey. O tıkanmanızda işte seyirciler şaşırdı, kameramanlar, yönetmeninizin eli ayağı tutuştu, ne yapacağını bilemedi. Siz tıkanıp kaldınız. Sonraki sunuşa çıkarken siz eyvah ya bugün de aynı şey olursa, ya bugün de bu yaşanırsa ne olur? Atıyorum mesleği bırakmaya karar verdiniz. Yapmıyorum ben bu sunuculuğu dediniz. İşte asıl sıkıntı